stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle olacak ve özellikle hem içeriği hem de dışarıyı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz, kolay gelsin Cüneyt Bey, iyi haftalar olsun. Günaydın, iyi haftalar Gözde, iyi yayınlar, kolay Çok gelsin. Çok teşekkürler. Şimdi önce dışarıdan başlayalım. Orta Doğu savaş gündemi, bir yandan jeopolitik risk başlıkları. Dünya borsalarında geçtiğimiz hafta risk iştahının düşük olduğunu gördük ama tarım dışı ise ithal beklentileri aştı. 254 bin kişilik artış, enflasyon bu hafta karşımızda olacak. FOMC tutanakları var. Geçtiğimiz hafta hazine tahvillerinin oldukça gerilediğini konuşmuştuk ama tarım dışı istihdam beklenti yaşınca tahvil faizlerinde bir yükseliş. Çünkü resesyon endişesini zayıflatan bir ortam. Neler yaşandı? Bu haftadan neler bekliyoruz? Dolarda, dolar endekste nasıl bir tablo çiziliyor? Gözde, en önemli konu siyasal riskler ve jeopolitik riskler olmaya devam ediyor ve edecek gibi gözüküyor. Piyasalarda bunu en üst tonda fiyatlama refleksi içinde de olacaklar. Zaten yani şu veri bize şunu net olarak gösterdi. Son istihdam verisi. Yani Fed'in 50 bas puanlık faiz indiriminin gerekçeleri arasında ABD ekonomisinin olası bir yani beklenenden daha sert bir iniş göstermesi, büyümede bir bozulma, işsizlik tarafında bir bozulma olmaması adına Fed'in 25'li ile 50 bas puanla masaya geldiğini biliyoruz. Ama bu veriden sonra an itibariyle piyasa kendini yeni döneme de bir miktar hazırlamalı diye düşünüyorum. Çünkü hani görünen o ki, veriler de bunu gösteriyor. Tabii bu hafta enflasyon verisi artı FED tutanaklarına bakacağız. Hani FED'in kafasındakileri anlamak adına FED tutanaklarına bakacağız ama enflasyon verisi, enflasyon tarafında durum ne? Hani FED'in politikaları sonrası hedeflenen enflasyon patikasında aşağı yönlü gidiş devam ediyor muydu da piyasa bir görmeyecek, tabii görmek de isteyecek. Hatta bunu FED de görmek isteyecek ama an itibariyle artık Kasım'da 50 bas değil. Çünkü 50 bas puan deniyordu. 50-50 yapar, bir de 25 de yıl sonunu 125 bas puanla bitirir senaryoları vardı. Bir miktar o senaryolarda değişim olacak. Olmalı da an itibariyle. Çünkü mevcut durumda ABD ekonomisinin güçlü olduğu projeksiyonda, o zaman Powell'ın konuşmaların diğer kısmı öne çıkar. Yani her toplantı değil, verilere bağlı olarak toplantıdan toplantıya Fed'i takip edin, proaktif bir süreç içinde olacağız demişti. Bir miktar onu göreceğiz bundan sonra. Hani finansal istikrar adımı adına bu süreci de başlattığını, bu rotasyonu başlattığını söylüyorduk. Bunun da netleştiğini görüyoruz. Çünkü jeopolitikler maalesef en üst düzeyde, yani insani dram boyutunda için içine kattığımızda bölge genişlemeye başladı. Bu büyük bir risk önümüzdeki dönem. Petrol fiyatlarında da gördük bir miktar. Onu da konuşacağız birazdan. Yani işin İran, İsrail boyutu dışında hani Lübnan ve sonrası hangi bölge? Yani eğer İsrail durmayacaksa, ABD seçimlerine kadar durmayacağı net de, ABD seçimleri sonrası yeni başkandan sonra aynı desteği İsrail alacaksa, dünya hakikaten jeopolitikleri çok farklı boyutta konuşmak zorunda kalacak. Bu da piyasalarda, hani işin maalesef konuşmak zorunda olduğumuz kısmı, piyasalarda çok daha finansal istikrar sürecinin önemli olduğu bir dönemin daha da kuvvetleneceğini bize gösterecek. Onun için Fed'in 50 bas puanını finansal istikrar noktasında attığını ben kendi adıma düşünmeye devam ediyorum. Tamam, enflasyon noktasında da bir aşama kaydedildi ama iki tane önemli uyarı bizim hani kendi adımıza söylediğimiz söylemlere de biraz gönderme yapar gibi. Eski Hazine Bakanı Summers 50 bas puan çok fazlaydı dedi. Yıllardır önemli uyarıları var. Önden aslında birçok riski gören bir isimdi ve Fed'i birçok konuda uyaran bir isimdi eski Hazine Bakanı Summers ve dedi ki 50 bas puan değil, daha düşük bir rotasyonla gitmeliydi ve gitmeli. Çünkü enflasyon henüz tam olarak kontrol altına alınmadı. Büyüme tarafında hani
beklentileri dengeleyelim ama enflasyonu unutmadan gidelim. Çünkü Paul Volcker dönemi bize bunu öğretti dedi. Alarion da aynı noktalarda uyarılarını tekrarladı. Özetle ben bu hafta ABD verilerinin yani özellikle enflasyon verisinin çok önemli olacağını ve tabii Fed'i anlamak adına, Fed'in kafasındakileri anlamak adına tutanakların da önemli olacağını düşünüyorum ve bundan sonraki haftada Avrupa Merkez Bankası'nı da konuşacağız. Yani merkez bankalarını sevgili Gözde konuşmaya devam edeceğiz. Bu çok net. Küresel risk iştahının yukarı yönlü devam ediyor olması için sadece piyasa artık Fed'in faiz indirimlerinden değil, Amerikan ekonomisindeki o görece güçlülüğü de fiyatlamak ister mi? Onu göreceğiz. Fiyatlamalarda göreceğiz ama dolar endeksi tabii bu veri sonrası ve küresel risklerin artması sonrası güvenli limanında sebebiyle. Çünkü bu efekti de var dolar endeksinin. Aynı altınla beraber hareket ettiği birçok dönemi hatırlıyoruz. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı, mini bankacılık krizindeki kısa dönem hariç birçok riski beraberce fiyatlamışlardı. An itibariyle de önemli bir eşiğe tekrar ulaştı. Yani o 102'lerin altında kalıcılık çok net değil artık. Biraz daha yukarı hareket olur mu olmaz mı anlamak adına bu hafta enflasyon verisi sonrası dolar endeksinin seyri bütün piyasaları etkileyecektir. 102.50 aşılıyorsa 103.50 de radara girer. Orasının aşılması için ise piyasalarda düzeltme efekti getirebilir. Bu uyarıyı yapalım. Hani dolar endeksi tek başına bir referans değildir belki ama risk iştahını tanımlama adına, anlama adına da önemli bir parametredir. O yüzden dolar endeksinin 102-100 bandında olması daha güvenli piyasalar için sevgili Gözde. Şimdi özellikle geçtiğimiz hafta jeopolitik risk başlıklarının olduğu bir ortam dedik ya Cüneyt Bey. Emtia tarafı hareketliydi. Petrolde 80 dolara kadar geldik tabii. 69 dolarları da konuşmuştuk. 70 doların altına inen fiyatlamalar da vardı öncesinde, birkaç ay öncesinde. Hem Çin'den gelen o teşvik paketi, likidite enjeksiyonu, zorunlu karşılığa ilişkin faiz indirimleri, petrol tarafında hızlı yükselişler. Acaba bundan sonra oradan yol nereye çizilir? Bir de altın diyelim, çünkü %2'ye yakın bir gerileme karşımızdaydı. Geçtiğimiz hafta güvenli liman arayışının öne çıktığı tabloda bizler daha çok Amerikan tahvillerini konuştuk. Çünkü tahvil faizlerinde ciddi bir gerileme. Acaba ons altında da neler beklemek lazım? Gözde, yani önümüzdeki dönem eğer enflasyon düşme trendi içinde olacaksa bu şekilde yani beklenen düzeyde petrolün de buna yardımcı olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle de bir ironi var. Yani ultra genişlemeci bir Çin Merkez Bankası oldukça Fed faiz indirim politikasını sürdürdükçe Amerikan ekonomisinden gelen veriler böyle güçlü oldukça petrolün yukarı gitme ihtimali daha güçleniyor. Yani aşağı yönlü jeopolitik riskleri saymıyorum. Yani bir de işin içinde hani dilemiyoruz artık o noktaya gelsin. Çünkü bambaşka bir noktaya da evrilebilir iş. Hani petrol sahalarının vurulması vesaire İsrail tarafından İran'ın o petrol fiyatlarını bir anda yukarı yönlü sert bir şekilde yeter bir şeyin hani şu vukuundan beterdir ama bu tip olaylar o kapsamın dışına çıkıyor. Çünkü sözde kalması ayrı, eyleme dönmesi çok ayrı. O yüzden petrol fiyatlarında dediğin gibi 70 dolar 69 dolardan gelen desteğin önemli bir dirence doğru ilerlediğini görüyoruz. 78 dolar 77 dolarlar önemli fiyat seviyeleri yukarı yönlü hareket için. Çünkü eğer 82 dolar aşılacak olursa hem 200 haftalık ortalama üzerine geçmiş olacağız hem alçalan trendi kırmış olacağız ve 85-87 iki etapta potaya girecek. Aşağıda 76 dolarlar destek oranın altına gelirse piyasalar hatta. Hani hep şunu konuştuk. Haklı da çıktık ama ABD seçimlerine kadar petrolde aşırı bir hareket beklemiyoruz. ABD seçimleri sonrası tekrar bakmak lazım. Çünkü ABD için çok önemli petrol fiyatları dedik. Ama an itibariyle görülen o ki
yukarı yönlü gidişi destekleyen çok madde var. Bu da enflasyon noktası önümüzdeki dönem. Hani 80-85'ler geçirmeyecekse hadi bir derece o birçok Merkez Bankası'nın bence bizim Merkez Bankası'nın da hatta orta vadeli programın da hedefleri içinde bir fiyatlama. Ama oraların aşılması durumunda hani 90 dolar ve üzeri bir fiyatlama oluşursa burayı çok iyi takip etmek lazım. Küresel risk iştahı içinde önemli bir parametre olur. Brent petroldeki bu hareket. Altına gelince yani yukarı yönlü trend hedeflere bir değerek ilerlemeye devam ediyor. Çok güçlü bir hareket. Grafikte bize bunu gösteriyor. Ama tabii biraz tepelere yaklaştıkça, hedef fiyatlara yaklaştıkça yorulma emareleri de normal karşılanmalı. 2700-2800 hedefte olmaya devam edecek. Ama kısa vadeli özellikle potansiyel bir düzeltme sürecine karşı 2625, 2600 bu seviyeler hatta 2575 bir banttır orası. O bandın altına geçme ihtimaline karşı yine de uyarıcı olalım yatırımcı adına. Ama şunu da söyleyelim. Benim için uzun vadede ons altının yönü yukarıdır. Aşağı geri çekilmeler alım fırsatı olmaya devam eder. En aşağıda 2475-2500 kırılmadıkça bu trend öyle kolayına yukarı yönlü trend yara almaz ve yukarı hareket 2700-2800 görme potansiyelde devamında da önümüzdeki sene 3000-3300'ü görme potansiyelde devam eder sevgili Gözde. Şimdi burada da hemen ons gümüş de diyelim çünkü en fazla kazandıran grupta hem ons gümüş hatta içeride ciddi bir oran karşımızdaydı. Enflasyonu yenen tarafta yine gümüşün gram fiyatını da görmüştük. Hem orayı konuşalım bir de özellikle siz içeride piyasaların durumu tarafında kıyaslama yaparken özellikle Almanya tarafında dikkatle inceliyorsunuz. Orada aslında geçtiğimiz hafta bir düşüş hikayesini konuştuk. %2'lik bir değer kaybı Almanya'da DAX tarafında. Ama bir yandan Almanya ekonomisine ilişkin temellere bakıyoruz. Enflasyonda ciddi bir gerileme. %2'nin altına inmiş. İmalat takipçisi oldukça zayıf. Dolayısıyla faiz indirim beklentileri yine ECB nezdinde güçlü seyrediyor. Orada da aslında 19.500'e kadar geldiğimiz bir tablo varken şimdi 19.000 puan seviyesinde bir DAX endeksi. Acaba neler beklemek gerekiyor? Önemli sorular. Teşekkür ederim. Birincisi ons gümüş. Yani geçemediği, aslında geçerse de fiyat hareketlerinin çok hızlanacağı bir kritik direnci. Hem Fibo seviyesi hem yani senin de gördüğün gibi çoklu tepelerle denenmiş bir bölge 32 der. 32 dolarların 32 32'ydiler. O dolar o bölgenin pardon yukarı yönlü kırılması demek. Hareketin bir anda yani bugünden yarına değil ama daha hızlı, daha momentumlu bir şekilde 40 dolarlara, arada bir 35-36 dolar var bu grafikte gözükmeyen, günlük grafiklerde gözüken ama en büyük resimdeki baskıyı anlatmak adına bu grafikte geliyoruz. Hani 50 dolar görüldükten sonra o girilen problemli dönem ama orada bir fincan kulp ya da bir çanak sonrası oluşan bir ikinci daha kısa boyutlu çanak yukarı yönlü hareketin kat edeceğini bize gösterir. Yani yukarı yönlü hareketin 40 devamında da 50 dolarlara kadar performans göstereceğini bize söylüyor grafik. Ama çok iyi biliyor gümüş yatırımcısı 32 dolarları hani kaç senedir kıramadığımız da ortada. Fakat artık önemli bir dönemdeyiz. Endüstriyel metaller açısından da Fed'in faiz politikaları ve diğer bütün majör merkez bankalarının faiz politikalarının desteklediği bir emtia tarafı biraz daha kuvvetli gözüküyor. Büyüme tarafında da hikaye belli. Orada bir tek jeopolitik ister bazı endüstriyel metalleri baskılayabilir ama gümüş bakalım güvenli bugüne kadar kullanamadığı altınla ayrıştığı ons gümüş ons altın üzerinden baktığımız rasyoların çalışmadığı dönemden kurtulup o döneme geri dönüş yapacak mı? 32 dolar, 32-50 dolar. Benim ilgimi çeken bir şey de o dirence önemli ortalamaları yaklaşıyor olması sevgili Gözde. O çok önemli. Yani daha önceki hareketlerde ortalamalar aşağıdaydı. Fiyat ortalamalarla beraber hareket ediyor ve yukarı yönlü 5-13 aylık ortalamalar kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketin
kırılma potansiyeli artıyor. Onun için gümüşü mutlaka radarlarda tutalım. DAX'a gelince aynen dediği gibi benim için önemli parametre. Yani bizim hem önemli bir ihracat partnerimizin borsası Almanya açısından sorunlu bir dönemdeyiz ama DAX açısından sorunlu bir dönemde değiliz. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz indirimlerini fiyatlayan bir yapı içinde. Fakat neden öne çektik? S&P'ye bakmıyoruz. S&P'de vadeliler bir miktar satışta. Hani orada uyarımızı yapalım. 5700 altında, 5650-5700 altında fiyatlamalar oluşursa riskli olur S&P için de ortam. Ve bu globali de etkiler ama DAX için biraz daha yakın vade ECB kararı beklendiği için DAX için 19 bin altında 18.500 17 bin bandının o büyük bandın önemli trend desteği olduğunu grafiğin de bunu bize gösterdiğini bir kez daha hatırlatalım. O bölgeye geri çekilmesi ilk etapta negatif ama o bölgeyi kırmaması gelişen piyasalar için yukarı yönlü hareketin devamı adına bir barometre olur. Yeter ki o bölge kırılmasın ama DAX'ı da yakından izlemekte bu dediğimiz parametrelerle çok fayda var sevgili Gözde.